Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber bir taşınabilir disk incelemesiyle sizlerin karşısına çıktık ve bugünkü konuğumuz SanDisk Extreme Pro 2 TB modeli. Kısa bir süre önce ofisimizde kullandığımız taşınabilir diskte sorunlar yaşamaya başladık. Öyle ki hani kristal disk veya diskin sağlığını ölçen diğer uygulamalarda falan bazı sorunlar olduğunu fark ettik. Hatta şu anki kullandığımız diskimizin sağlığı %30 küsürlere kadar geçmişti. Kullandığımız programda da taşınabilir diskimiz için 60-70 günlük bir ömür biçilmişti. Tabii biz de bilgisayarımızdaki M.2 SSD'miz üzerinden kurgularımızı yapıyoruz. Ama yeri geldiğinde mobil çalışmak da gerekebiliyor. Bu yüzden farklı bir markanın 2 TB'lık bir diskini kullanıyorduk. Fakat sağlığı %30'a düşünce ve kullanım ömrü de 60 gün yazınca programda biz de endişelenmeye başladık. Çünkü içinde 2 TB'lık bir veri var ve bu yüzden taşınabilir disk aramalarına başladık. Daha sonrasında ise SanDisk'in bu modelini bulduk. Daha önce SanDisk'in taşınabilir bir modelini değerlendirmemiştik. Ama yorumlara baktığım zaman yine iyi yorumlarla karşılaştığım için dedim ki SanDisk'i neden denemeyelim ve taşınabilir olarak kullanmak üzere SanDisk Extreme Pro modelinin 2 TB'lık modelini kısa sürede olsa bir kullanım deneyimi yaşama fırsatı bulduk. Yani satın aldığımızın üzerinden yaklaşık bir haftalık bir süre geçti. 2-3 gününde diskin testlerini yaptık. Farklı cihazlarda denedik. Aktarım hızlarını test ettik. Sonraki 6-7 günde de disk üzerinden kurgu yaptık. Hem kasamızda hem de bir laptopta, yani yalnızca diski bağlayıp disk üzerinden kurgu yapmaya devam ettik. Özellikle kurgu ve render tarafında aktarım hızları fazla olduğu için biz de özellikle aktarım hızı fazla olan bir disk tercih etmiştik. İlk olarak diskimizin tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Sonra teknik özellikleri ve kullanıcı deneyimimize devam edeceğiz. İlk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimizde pek de anlatılacak bir tasarım ayrıntısı yok. Hatta şöyle elimde göstereyim. Bir hayli küçük duruyor. Aynı zamanda su geçirmez bir yapıya da sahip. Teknik özellikler kısmında da değerlendireceğiz. Ön tarafına baktığımızda şöyle hafif kaymaz, delikli bir tasarım anlayışı hakim. Yan taraflarında silikonumsu darbeyi engellemeyi amaçlayan bir yapısı var. Yine bu arka taraftaki SanDisk yazısının olduğu alanın da yine bu silikonlu yapıya sahip olduğunu da belirtelim. Aynı zamanda yan taraflarında da yine turuncu bir yapısı var. Köşesinde de çantamıza takabilmemiz için bir delik bulunuyor. Zaten çantanızın içine koysanız bile taşınabilirlik açısından çok rahat bir cihaz. Yani varlığını yokluğunu pek hissetmiyorsunuz. Ben bunu cebimde bile taşırım açıkçası. Arka tarafında yine cihazın özellikleri yazıyor. Seri numarası var, özellikleri var. Burada 2 TB'lık bir alana sahip olduğu yazıyor. Bunun dışında tasarım ayrıntılarında anlatılacak pek de bir şey yok. Küçük, taşıması rahat bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda alt tarafında da bir Type-C yuvası bulunuyor. Bu Type-C yuvasını bilgisayar ve diğer cihazlarınıza bağlamak için kutu içeriğinden iki farklı kablo ile geliyor. Bir kablo Type-C'den Type-C'ye olarak adlandırdığımız kablo, diğeri ise USB Type-C'den Tip A'ya, yani normal bildiğimiz USB girişine sahip bir kablo olarak geliyor. Ama bu kabloları kaybetmemenizi öneriyorum. Çünkü bu kablolar da yine cihazın aktarım hızına özel olarak tasarlanmış kablolar. Yani eğer bu Type-C'den Type-C'ye olan kabloyu kaybederseniz, farklı bir Type-C kablo kullansanız bile bu kadar hızlı bir veri aktarımı sağlayan bir kabloyu bulamazsınız. Bulsanız da pahalı olacaktır. Aynı zamanda bu diğer kablo için de geçerli. Yani USB Tip A'dan Tip C'ye olan kablo da yine yüksek veri aktarımı için özel olarak tasarlanmış bir kablo. Bu yüzden bu kabloları kaybetmemenizi öneriyoruz. Evet, taşınabilir diskimizin tasarım ayrıntılarını değerlendirdik. Şimdi de geldik teknik özelliklere. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. SanDisk Extreme Pro 2 TB modeli 2000 MB'lık bir okuma hızıyla geliyor. Aynı zamanda yazma tarafında da yine 2000 MB'lık bir yazma hızının bizleri karşıladığını belirtelim. Bununla beraber su geçirmez bir yapıya sahip, yani IP55 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim. Kompakt bir yapıya sahip olan model ceplere kolaylıkla sığabiliyor. Bu kompakt tasarımın yanı sıra yine cihazın üzerindeki silikon yapı da koyduğumuz bölgelerden kaymamasına yarıyor. Aynı zamanda Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, macOS ve macOS X desteklerinin de olduğunu belirteyim. Evet, teknik özellikleri değerlendirdik. Şimdi de gelelim kullanıcı deneyimine. Cihazı yaklaşık bir haftadır kullandığımı belirtmiştim ve bu bir hafta içerisinde disk üzerinden kurgu işlerimi de gerçekleştirdim. Öncelikle şunu belirteyim. Her cihazınızda diskin bize sağladığı maksimum veriyi alamayabiliriz. Çünkü arkadaşlar USB 3.2 Gen 2 çarpı 2 özelliği bulunuyor. Yani bu özellik sayesinde 20 GB'a kadar veri aktarımı mümkün hale gelebiliyor. Yani bu diskin maksimum bize sağladığı fayda 20 GB.
GB'lik bir veri aktarımızı. Fakat bu veri aktarımızını her cihazda alamayabilirsiniz. Örneğin ben bu diski USB 3.2 girişine taktığım zaman 500 MB'lik bir veri aktarımızı alabilirim. Tabii ki bu USB 3 girişinin nesline de farklı olarak değişebiliyor. Örneğin şu anda ekranda görüyorsunuz, yakın zamanda kullandığımız kurgu bilgisayarının M.2 SSD'sinde kristal disk mark testi yaptık ve sonuçlar sizin de şu anda gözünüzün önünde. Daha sonrasında ise aynı testi bir de USB Thunderbolt 4 girişine bağlayarak SanDisk Extreme modeliyle yaptık ve ortada yine 1 MB'lik okuma ve yazma verisi karşımıza çıktı. Fakat dediğimiz gibi bu modelin potansiyeli çok daha fazlası. Yani size şu an sunduğum verinin neredeyse 20 katı. Fakat tabii ki USB Gen 3.2 desteğiyle gelen çok da fazla model yok. Örneğin piyasadaki 12. nesil Intel işlemcileriyle gelen modellerde 20 GB'lik veri aktarımını sağlayabilirsiniz. İhtiyaçlar doğrultusunda konuşuyorum. Eğer ki bu veri aktarımını sağlayacak donanım elinizde yoksa yalnızca taşınabilir bir disk olarak bu diski almanız gerekiyor. Yani bu veri aktarımını sağlamadığınız takdirde yine söz konusu diski tam olarak tüm özellikleriyle kullanabilmiş olmuyorsunuz. Bu yüzden diskin potansiyelini görmeniz adına saniyede 20 GB'lık bir veri aktarımının piyasadaki rakiplerine göre çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet, diskimizi değerlendirdik. Test sonuçlarımızı sizlerle paylaştık. Şimdi gelelim fiyat kısmına. SanDisk Extreme Pro V2 modelinin 2 TB'lık versiyonu şu anda farklı sitelere bağlı olarak 7700 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Şu anda 1 TB'lık versiyonu da bulunuyor. O da 4100 TL'lik bir fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Akıllara tabii şöyle bir soru gelebilir. Bu fiyata bu disk alınır mı? Eğer diskin tüm özelliklerini maksimum derecede kullanabileceksiniz, kesinlikle alabilirsiniz. Çünkü 20 GB'lık bir veri aktarım hızından bahsediyoruz. Eğer bilgisayarınız da bu veri aktarım hızını destekleyebiliyorsa, sonuna kadar bu özellikleri kullanabiliyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Çünkü özellikle kurgu montaj konusunda veri aktarımının fazla olduğu işlemlerde benim beklentilerimi sonuna kadar karşıladı. Ki şu anda ofisimizde kullanmış olduğumuz kurgu bilgisayarının kristal disk mark sonuçları bile taşınabilir diskimizin altında kaldı. Bu yüzden özellikle veri aktarımı performansı konusunda piyasadaki rakiplerinden iyi bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden cihazı alırken tüm özelliklerini kullanıp kullanamayacağınıza, yani kendi donanımınızın size sunduklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da aklınızda bulundurun. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz SanDisk'in Extreme Pro 2 TB'lık modeliydi. Özellikle saniyede 20 GB'lık bir veri aktarımımızın bu aktarımını kullanabilenler için önemli bir avantaj olabileceğini söyleyebiliriz. Eğer cihaz hakkında kafanıza takılan bir soru veya yapmamızı istediğiniz bir test varsa bizlere yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Biz de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.